Nerede yaşıyorsunuz siz? Burada merkez. Melikgazi Kocasına. Kocasına. Hangi mahallesine? Tevfik Çakmak. Tevfik Çakmak mahallesiyle bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmet olarak nasıl değerlendiriyor? Yok. Şikayetimiz yok. Biz memnunuk yani belediyeden. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Tabii, tabii, tabii. İnşallah. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? İncesu. Hangi mahallesinde? Semerkent. Karakoyunlu mahallesindeyiz. Peki bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmet olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Hizmet olarak çok iyi fakat bir doğalgaz kutusu gelmedi. Eğer o da gelirse dört dörtlük hizmeti iyi. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey, İncesu Belediyesi için yeniden aday seçilirse destekleyecek misiniz? Destekleriz. Hangi bölge var? Türkiye'de kaç tane bölge vardır? Evet. Bölge vardır derken? Yani bölgeyi soruyorum. Türkiye'de mesela Kayseri hangi bölge? Kayseri Ege bölgesinde. Bilemediniz. Ben başka soruya geçeyim. Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayımın tek kız kardeşi. Teyzem olur. Hayır. Yanlış bir konu. Annenizin tek erkek kardeşi neyiniz oluyor? Annemin erkek kardeşi dayım oluyor. O zaman dayınızın tek kız kardeşi neyiniz oluyor? Annen oluyor. Annem oluyor. Böyle konuşmayın. Olur böyle şey. Peki müzik dinlemeyi sever misiniz? Müzik dinlemeyi sever misiniz? Dinliyorum, kafamdan dinliyorum müzik dedim. Peki en sevdiğiniz sanatçı kimdir? İbrahim Tatlıses. İbrahim Tatlıses. Peki en sevdiğiniz parçası hangisidir? En sevdiğimiz parçası. Ondan başkasına dönüp bakarsın, sarhoş olup gitti desin aleme karşı. Daha şey gibi oldu. Tabii. En sevdiğiniz sanatçı kimdir? Azeri'den girerek baba biz. En sevdiğiniz parçası hangisi peki? Başaramadım. Kısa bahsedebilir misiniz? Nasıl? Neyden bahsedeyim yani baba? Kısa bir dörtlükten bahsedebilir. Ben sana sorayım mı? Azeri Bülbül nasıl öldü? Nasıl? Azeri Bülbül'den başaramadığımı söyleyebilir misin? Onu söyleyemem ya. Neden? Kahamın iyi olması lazım onu söyleyebilmem için. İşin nasıl? Bir dakika. Ülke ekonomisi hakkında ne düşünüyorsunuz? Ülke ekonomimizin herkesin bildiği gibi çok iyi bir durumda olmadığımızı biliyoruz. Sıkıntılarımız büyük. Kayseri'nin hangi ilçesinde yaşıyorsunuz? Melik, şu an Kocasinan'dayım. Evet. İlk Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnun olmadığım tarafı sadece temizlik ya. Uğur Eyler Mahallesi tarafında oturuyorum. Temizlik konusunda gerçekten sıkıntılarımız var. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde mevcut başkan Ahmet Bey yeniden aday seçilirse desteklemeyi düşünüyor musunuz? Düşünüyorum, destekleyebilirim. Çok sağ olun. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kayseri'de hangi ilçede? Yenişehir'deyim. Kocasinan Belediyesi'nin Yenişehir'de yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Valla ben bu adamların hiçbir işinden, AK Parti'nin hiçbirinden memnun değilim. Neden? Onlar... Gayrı her şeyi berbat ettiler daha. Ne memnun kalacak ki ya? Bölgenizde bir şikayetiniz var mı Yenişehir'de? Hizmet olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya şikayet olup da ne şikayet olacak? İşlem yapılmıyor ki şikayet olsun. Ha, şuradaki meydanı daha geçen yaptılar. Ne iyi. Ne iyi hizmet yapıyorlar bunlar ki? Anca fakirin fukaranın elindeki parayı yolluyorlar. Ha, ben emekli olalı 29 sene oldu. 29 senede bana 100 lira para verdi Tayyip Efendi. Eğer bu Cumhurbaşkanı olmasa da sıradan bir kişi olsa insan konuşacağını bilir işte. Cumhurbaşkanı olunca bizim kolumuz elimizi bağlıyor. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Vallahi hiçbirine oy vermeyeceğim. Kararım öyle. Kullanmayı mı düşünüyorsunuz? Kullanmayacağım hiçbirine de. Hepsi de birbirinden efendi. Türkiye'de kaç tane bölge vardır? 7 bölge var. Evet. Sayabilir misiniz? Bunu sayamam. Neden? Fazla beynim çalışmıyor onun için. Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olur? Teyzem olur. Hayır. Teyze deriz biz. Amede deriz. Halada deriz. Hayır onu sorma. Dayınızın tek kız kardeşi. Orada ince bir ayrıntı var. Peki şöyle sorayım. Annenizin tek erkek kardeşi neyiniz olmuş oluyor? Dayım oluyor. Dayınız oluyor değil mi? Peki dayınızın tek kız kardeşi neyiniz olmuş oluyor o zaman? Annem olur. Doğru dedi. Peki sonu dayım ile biten 3 tane kelime söyler misiniz?
Üç kelime dayı ile, değil mi? Sonu dayım olacak, üç kelime. Dayım. Başka ama. Mesela oradayım. Size bir örnek vermiş oldum. Başka ama. Müzik dinlemeyi sever misiniz? Severim. En sevdiğiniz sanatçı kimdir peki? Ferdi Tayfur. Ferdi Tayfur. Size göre arabeskin kralı Ferdi Tayfur mu? Evet. Peki en sevdiğiniz parçası hangisi Ferdi Tayfur'un? Susadım Çeşme. Kısa bahsedebilir misiniz? Susadım Çeşme'ye varmaz olaydım. Eğilip de bir tas su içmez olaydım. Tamam. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan'da. Hangi mahallesinde? Ziya Kupta. Ziya Dikkat Mahallesi'nde Kocasinan Belediyesi'nin yapmış olduğu hizmetlerden memnun musunuz? Memnunuz abi. Önümüzdeki yerel seçimlerde Ahmet Bey yeniden aday seçilirse oy verecek misiniz? Veririk inşallah. Nasıl olur? Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Kocasinan. Kocasinan'da hangi mahallede yaşıyorsunuz? Ziya Gökalp. Ziya Gökalp Mahallesi'nde bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmet olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Pek de güzel değil yani. Neden? Size konuşurken ne oluyor? Ya bilmiyorum. Genelde hep mesela muhtar vardı. Muhtar hep kendi çevresine çalıştı. O pandemi döneminde olsun şey olsun. Yani ne belediye ne muhtar herhangi bir şeyini görmüyoruz. Yani ne yardımını ne bir şeyini gördüğümüz yok. Peki bölgenizde size göre en büyük eksik nedir yani? Ne yapılmasını istersiniz faaliyet olarak? Ya parklar çok küçük. Çocukların tam oynayacağı büyük bir alan yok. Spor alanı yok. Kaymek vardı, kaymayı kaldırdılar. Mesela orada meslek edindirme kursları vardı. Ama şu anda yani kaymek de kalktı. En azından kaymek olabilirdi yani kalabilirdi. Kütüphane başka bir yere yapılabilirdi. Kütüphane de güzel ama genelde kaymek daha bence olumluydu. Ev hanımlar için kurs edinmek şeyler güzel oluyordu, meslek edinme kursları. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolak Bayraktar yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Ben hiçbirine vermeyeceğim. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi. Hangi mahallesinde? Yağ Çıkmaz Mahallesi. Peki bulunduğunuz mahallede bir şikayetiniz var mı? Hizmet olarak yani hizmet olarak mesela bilet kişesi, market. Bunlar eksik yani. Önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Evet, düşünüyorum. Kayseri'de yani, siz hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melek Gazi. Hangi mahallesinde? Tavlusun. Tavlusun'da bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmet olarak nasıl? Ne hizmet var ki? Ya öyle hizmet görmüyoruz ki. Şikayetçi tabii. Önceden caddeler, sokaklar biraz süpürülüyordu. Şimdi onlar da süpürülmüyor. İşçiler kadro verdiler. Artık verilen kadrolarda işçiler şu anda iş yapmıyor bile. Peki ne istersiniz bölgenizde? Ne yapılmasını istersiniz? Ya bölgemizde ne yapılmasını isteriz? Zengin mahallesinde ne yapılıyorsa kırsal bölgelerde de aynısını yapsınlar. Mesela Alparslan Mahallesi'ndeki parkların aynısını oralara da yapsınlar. Evet. Çevre düzenlemesini, evet. Peki, yani sadece zengini zengin kısmına hitap etmesinler. Peki önümüzdeki yerel seçimlerde Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy İstemem, verecek misiniz? Vermem. Zaten bu saatten sonra onlara oy yok zaten. Kayseri'de hangi ilçede yaşıyorsunuz? Melik Gazi'de. Esenyurt. Peki Esenyurt'ta bulunduğunuz bölgede bir şikayetiniz var mı? Hizmet olarak nasıl değerlendiriyorsunuz? Ya açıkçası çöpleri çok geç alıyorlar. Ya onun dışında bir sıkıntı yok bence. Önümüzdeki yerel seçimlerde Melik Gazi Belediye Başkanı Mustafa Bey yeniden aday seçilirse oy vermeyi düşünüyor musunuz? Yani ben pek iş yapmıyorum.